Planların Kur'an'ı 6 4-4-2018. Yasa kodlamaları yapılırken bugün burada mutlak Kur'an'larında dürümleri kelam olup inmelerini bekledik. Kemal Atatürk'ler mutlak Kur'an'larını tohumlara çekerek birlik kalemimizle bitişken ve hakim olarak bizimle çalışmaktalar. Unutulan ne varsa mutlak Kur'an olanda kalem olup kayıtlara iner. Bugün biz bunu yapmaya çabalayacağız. Her şey her şeyle meknuz kodların tohumlara indirilişi, kayıtların toprak oluşu ile muktediriyetin kelam oluşu sayfalanabilir. Her şeyin her şeyle ilgisi mutlaktır. Ala vere görev taşıdık biz hep. Akıp geçtik ve dürümlerde bütüne hizmetçilik yaptık. Kaçıp gidenlerin mutlak kulluklarına toprağa tohum olduk. Öz görevlerini kontrol altında kayıtladık. Çamur yoğuranları kelama kalem yaptık. Hepsi kendi yüreklerini buldular. Benim adım Nezir diyerek geldiler. Hepsi buraya kendi yoğunluklarından geçip gelecektiler ve geldiler. Altın ışığın gücü bütüne hizmetçilik için buradadır. Ama aklın kalemi de buradadır ve diri olan herkes buradadır. Müsterihiz ki dünyanın ruhudur insan. Hasatı yaptık. Deliler diriler ve bütüne hizmetçiler burada bütüne hizmet için mahkumiyetleri olsa da kat'i kodlar olarak kayda inecekler. Herkes kendi rüya boyutlarında, kendi yoğunluklarındaki kodlarla kaleme inerken kendi ruhi sahralarında mutlakiyetlerini kodlayacak gücü dürümlere indirebilirler. Ve verdiğimiz her bilgiyi anlama imkanları olmasa da aklın tınısını duyabilirler ve Kur'an olup mutlakiyette tohumlarını kaleme çekebilirler. Edep dediler, edep. Aha bu. Perdeyi kaldırdık ve baktık kimmiş bunu diyen diye. Ete girmiş, bilişi kodlayan, rüya boyutlarındaki kutsal tınıyı tohumlayan biri. Kimsin? Nesin? Bilirim. Kayda inmeye çabaladın ve sana ilim öğretmek istediğimizi düşündün. Beden alanların kimseden kimse ile öğrenecekleri hiçbir şey yoktur. Bu kesin. Herkes kendi bilgisini kendi yüreğinde tahditli olsa da bulur. Ama bize gelip bizimle dilleşmek farklıdır. Biz seni sana verdik ve dedik ki kendini hak et. Ve kendi rüya boyutlarındaki kutulu kalemi al ve kendinden kendini kodla. Ve dinledin ve dürümlere indin ve sorguladın. Sonra doğum ölüm hadisesine baktın. Ve dedin ki dünyanın Kur'an'ı ilimse ben o ilmi nefes ile hak edebilirim. Öz gerçekliğim budur dedin. Öyle çok kodlama yaptık ki dünyada. Kini kaleme indiren, kelamı kulluk tohumlamasıyla kodlayan, karanlığı aydınlığa kayıtlayan çoklarıyla bu çalışma devam edecek. Ama ben sessizim ve dürümlerde ilmim yok deyip de mektup okumaya kalkanlara sözüm şudur. Senin mektubun seni diller. Ödev değildir mektup senin yüreğine. Sen seni kendi yüceliğinden dille. Başkasının sana seni anlatmasına imkan verme. Eğer sen bunu yapacaksan patlatılan bir kaha olabilirsin. Bilişin kelamdaki kutsal tehdididir bu. Sahranın patlaması. Ne demek bu, anlatayım. Biliş kodlarıyla kontrol kurulan bir ruhtur kervan. Orada mutlak olan bir kalem vardır ve onun tohumları vardır. O tohumlar fatih olup bütünün kübrasına kelamı kontrol altına alırken her şeyin üstü olan ilmi kendi tohumlanışıyla kodlayarak kalemin kalemi olur ve her anı mutlak kılar. İşte o anların mutlakiyetindeki kayıtların tümü bir balon gibidir. Muktedir bir balon. Ama öylesi bir balondur ki o geçişler kodlanarak yapılır oraya. Ve kontrol Kur'anlar mutlak Kur'an olup oraya inerler. Ve her şey o balondan mutlaktır. Ama
su altının kulluğunda orası yoğun bir ışık halindedir. İşte o yoğun ışığın mutlak kaleminde mutlak olmayanların kodlama yapmaları durumunda kursağlarında kalır ilim. Kayıt kırılır, yoğunluk kusurlu hale dönüşür ve yoğunluğun kodlanışı kısırlığı kodlar ve o biliş kodlarıyla tohumlanmış o yüce balon patlar. Değerliler, sultanlar size bilgi vermeye çalışırken bu bilgilerin kontrollü olmasına özen gösteriyorum. Ve benim verdiğim bilgilerin hepsi dili diri olanların verdiği ilmin kalemlerinin kodladığı bilgilerdir. Bütüne hizmet ederken de bu böyledir. Emin olunuz ki verdiğim bilgi mutlak ve hakikidir. Ama hiçbir zaman bu bilginin kodlanmış halini düşünmediğinizi görüyorum. Eğer bu bilginin kodlanmış halini düşünebilseydiniz, bilgi sahrasını anlayabilirdiniz. İşte o bilgi sahrası küre halindedir ve tahtisizdir. İşte o kürenin kursa sikaha denilen işçiliğinde insanlık kodları bulunacak. Sizlerin göreviniz bizleri kodlamak ama bizim görevimiz de sizde olmak. İnsanlık boyutları bunu anlayacaklar. Çünkü hepimiz hepinize bir tek olarak bütüne hizmet edebiliriz. İslam'ın kaptanlığında kelamı kodlamak da budur. Şu ana kadar yapılan çalışmaların Türkiye çatışmasına sahne olduğunu görmekteyim. Ama bu çalışmaların daha yüksek bilişi kodladığında tüm insanlığın çatışmasını sağlayacağı da kesin. Bu çatışmalar kat'i kodlamalarla mutlak Kur'an'ı tohumladığında artık her şey kült olacak. Ve kültün oluşması bütünün gücünü artıracak. Bütünün gücü arttığı zaman kontrol dışı bilgiler mutlak Kur'an'da kodlanacak ve toprak toplum tarafından kodlanmış halde kontrol edilebilecek. Ve bizler dürülen ne varsa her şeyi hak eden ve yarınlara kodlayanlarız. Yaşamın kontrolü bu şekilde olmaktadır. Kan akmadan dünyanın ruhu mutlak Kur'an'ı tohumlayacak. Kan akmadan. Ama kanın akmaması mahrekte mutlak Kur'an'ın tohumdan kodlanıp kayıtları kelama indirmesiyle mümkün olacak. Eski dünya yeni dünyadan ayrıydı. Orada dünya duranları vardı. Onların ruhları hepimizin Kur'an'ıdır. O duranların, o ruhsuz kalanların ilimleri bizim ilmimiz olacak. Dünya duranları mutlak Kur'an'da kontrol edilemeyenlerdi. Şimdi artık onlar yoğunlaşacaklar ve kendi ruhsal kalemleriyle bütüne hizmetçilik yapacaklar. Bizim dileğimiz de buydu. Körü gözden, özü sözden, yarının kontrol edici kelamdan çıkaranlar bizle olma imkanına sahip değildiler. Bedenimi ben ol dedim de oldu diyerek kodlamaktan kaçanlar kendi bedenlerinde ben ol dedim de oldu diye kodlama yapmaya kalkmaları hasat için yetmez. Herkesin kendi bedenini hak etmesi şarttır. Ve biz bu nedenledir ki herkese kendi yoğunluğunu hak teknikle kodlayarak dürümlerde kendi rüya boyutlarını kontrol etmesi için ışık yaktım. Ayrılık yok ama onların kendi ruhsal kalemleriyle kendilerini kodlamalarını bekliyoruz. Bizim aklı kalemlerimiz onların hakiki kelamlarından çok daha güçlüdür. Onların yollarını hepimizin yoğunlukları kodladı. Ve bedenleri Medine'nin kelamından kodlanmış olmasına rağmen mahrek olamadıklarından kodlanamadıklarını sandılar. Şevkin şavkın sahrasından öte bir şevk ve bir şavk hakikatin tahtisizliğinde bütüne hizmet ederken her şey daha güçlü olacak eminiz. Deliler, diriler ve bizler işte bu.